duygularımızın kişiliklerini en doğru değerlerle donatabilmek adına hem ruh, beden, zihinsel sağlıklarını hani böyle en üst düzeyde olmasını nasıl sağlayabiliriz çocuk yetiştirirken? Çok çocuklu bir baba olarak ve sosyal bilimci olarak ciddi bir soru yönelttiniz. Şöyle söyleyeyim. Sosyal öğrenme modeli çocuklar için en önemli model. Yani çevresindeki insanların davranış kalıplarından bir şekilde kimlik ve davranış modeli devşirirler çocuklar. Öğrenirler yani. Onlara öğüt vermesek de ki hatta öğüt verdiklerimizi çoğu zaman kenara koyabilirler ama gördüklerini, gözlemlediklerini bir kimlik halinde örnek, model hani derler ya olarak alırlar. Güçlü çocuklar yetiştirmek istiyorsak, sağlıklı çocuklar yetiştirmek istiyorsak, güçlü olacağız, sağlıklı olacağız. Biz örnek olarak, model olarak eğer sağlıklı değilsek, ben çocuklarıma bütün imkanları sağladım, en iyi okullarda okutuyorum. Ama sen sağlam bir karakter misin? Mesela çocuklarının yanı başına telefonda 10 tane yalanı dakikalar içerisinde sıralıyor musun? Yani Biz bir çalışan rol model olarak alıyorlar. tabii. Bakın öğrencileri de hep bundan bahsederiz biz. Özellikle pedagojiyle alakalı hususlarda. Öğrenmenin bir psikolojisi var değil mi? Buna biz pedagoji diyoruz. Tamam en basit haliyle ama nasıl öğrenirler? Öğrenme modelleri, sınıf içerisindeki bazı formatif bazı işte hususlar. Fakat hep şunu görüyoruz biz. Bilim de diyor ki insanlar beğendikleri, sevdikleri, hoşlarına gittikleri kişilerin mimiklerine kadar taklit etmeye eğilimindeler. Şimdi bir çocuk için anne baba yoğun bir şekilde beğenilir, sevilir, hayran olunur, değil mi? Bir çocuk için amca, dayı, dede çok önemli modellerdir. Yani varsayılan bir şekilde onlar zaten sevilir. Öyleyse çocukların 10 yaşına kadar kimliklenme sürecinde eğer çocukların yanındaki yetişkinler davranış kalıpları itibariyle dikkatlilerse, hani diyoruz ya biz çocuklarımı çok seviyorum, onlara canımı veririm. Ben diyorum ki canını verme. Sadece doğru yaşa. Çocukların huzurunda, çocuklarının yanında, dışarıda, araçtayken. Örneğin araçtayken bir hata yapan kişiye ağzından kötü sözler çıkarak bağırıp çağıran bir hatta bazı işaretler yapan anne babanın yanındaki çocuk bunu örnek olarak alıyor ve bir sonrakinde bunu tekrar ediyor. Ve onun için artık gayet normal çünkü rol modeli en güvendiği insanlardan yani onu büyüten, kollayan, besleyen, giyindiren değil mi? En önemli kimlikler. Madem bu kimlikler bu kadar toplumca yanlış kabul edilebilecek davranışları rahatlıkla sergileyebiliyorlar, çocuklar bunları tabii ki davranış olarak alıyorlar. Bir sorum daha olacak.